Bir insan marifetullah'a dünyada erişirse dünyada cennete girmiştir. Onun gönlü cennete dönüştür gönlü. Cennette nasıl hayat varsa, ruhsal hayat varsa o kimse bunu dünyada yaşar, gönlünde yaşar. Onun gönlü genişler, nurlanır, huzur bulur, feyiz bulur. Allah diyenler Celle Celaluhu, ibadetleri farklı, ahlakı farklı, her şeyden farklı olur. Bu kimse bu halde ölürse onun kabri cennetten bahçeye dönüşüyor işte o zaman. Allah birdir Celle Celaluhu. Allah birdir. Allah ismi Celle Celaluhu, buna deniyor ismi Celal. İsmi Celal. Bütün esmayı içine alıyor, kapsıyor bütün esmaları. Yani Latif, Habir, Kadir içine almış oluyor. İsmi Celal, Allah ismi Celal. Ne kadar kavimlere gelip geçmişse, topluma gelip geçmişse, bunların tapındıkları putları tabii çoğunun vardı. Hiçbir kavim tapındığı putuna bu ismi verememiş. Allah ismi verememişler. Allah ismi Celle Celaluhu'dur. İsmi has. Mevlamızın özel ismi. Hiçbir dilde bu isim yoktur böyle. Allah Celle Celaluhu. Bu Allah isminin özelliği başta bir elif vardır bunda. İki lam, sonra he vardır. Baştaki elif buradan kaldırılsa lillahi olur. O Allah işi olur. Anlamaya gelir. Anlam bozulmaz. Baştaki elif ve birinci lam kaldırılsın, lehu kalır, onun işindir. Huzamine gidiği güne anlam bozulmuyor. Başlayın elif, iki lam kaldırılsın, hu kalır, zamir olur, o Allah demek Celle Celaluhu. Ve pek çok rivayetlere göre bu ismi Celal, ismi Azam anlamına geliyor. İsmi Azam anlamına geliyor. Bunun dışında başka diller olan, mesela Gud, Şub ve Mer diller olanlar, Allah zikir olmaz. Mesela eski Türkler, yani güneş tapındıkları zamanlar ne demişler? Tan demişler, Tanrı. Yani Tan'ın yerinden, güneş doğarken tapındıkları için, yani Tan'ın yeri anlamından zamana kısaltılmış, Tanrı olmuş. Ama Tanrı zikir olmaz. Tanrı, Tanrı zikir olmaz. İlah, ilah da olmaz. O zin ismidir. Nasıl olur zikir? Allah, Allah, Allah ismi.